Şimdi biz musibet denildiği zaman, imtihan denildiği zaman hep düşmanlarımız tarafından korkutulmayı, onlar tarafından hapsedilmeyi, onlar tarafından öldürülmek olarak algılarız değil mi? Halbuki en yakınımızdakilerle her an, her saniye imtihan oluruz, bunun farkında değiliz. Bizler zalimlerle belki hiç imtihan olmayacağız. Bizler insanlara zulmedenlerle belki hiç karşı karşıya gelmeyeceğiz. Halbuki en büyük imtihan onu görürüz de en yakınımızda salih bir erkek serkeş bir kadınla, saliha bir kadın tefeci bir adamla, muttaki bir anne baba ayyaş bir evlatla, Rabbani bir genç, hikmetli bir genç insanlara zulmeden şuursuz bir anne babayla ve kardeşlerle imtihan olmaktadır. Aslında en yakınımızda hep biz bunları yaşamaktayız. Bizim imtihanımızın en çetin tarafı bu tarafıdır arkadaşlar. O yüzden gözümüzü uzaklara değil, en yakınımızda imtihan olduklarımıza bakalım. Ve bu imtihanın zorluklarını aşmak için mücadele edelim inşallah. Bakın Allah Azze ve Celle peygamberlerini bu şekilde imtihan ederken, bakın bir taraftan da bedenlerine verdiği arızayla, hastalıklarla da imtihan etmiştir. Kim gibi? Eyüp Aleyhisselam gibi. Kafirler, müşrikler, mücrimler sözleriyle Eyüp Aleyhisselam'ın kalbini zayıflatır ve yaralarken, bir taraftan da Allah bedenini hastalıklarla zayıflatmıştır. Halbuki bizler, davetçiler, Allah yolunda çalışanlar, felç olmayı, gözlerin ama olmasını, ellerin tutmamasını, yürümemeyi, kalbin ritminin atışlarının zayıflamasını hep uzaklarda ararız da hiç kendimize yakıştıramayız. Sanki başımıza böyle bir musibetin gelmeyeceğini düşünürüz. Felçli bir komşumuz vardır, gözyaşımız akar, ancak o yatağa mahkum olmayı hiç düşünmeyiz. Halbuki Allah en sevdiği peygamberlerden biri Eyüp Aleyhisselam'ı, Allah'a en fazla dönen, evvah dediği, evvah dediği peygamberini böyle bir hastalıklara müptela kılmış subhanallah. Az önce dedi ki Allah Azze ve Celle peygamberlerini iman etmemiş, hidayetten yoksun evlatlarla imtihan etmiş değil mi? Bu da imtihanın bir parçasıydı. Ama kimi peygamberlerin elinden çocuklarını almasıyla imtihan etmiş. Kim gibi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Düşünün, bir babanın, ama özellikle peygamber bir babanın dünyada murad ettiği bir şey vardır. O da nedir? Ben vefat ettikten sonra benim davetimi yayacak, davamı ayakta tutacak bir nesle sahip olmaktır. Bir evlada sahip olmaktır. Kızları küçümsediğimizden değil, bu işi erkeklerin yapabileceğini düşüneceğinden dolayı erkek bir evlada sahip olabilmektir. Neden? Bir de bir taraftan düşünün, Muhammed Aleyhisselam'a Allah vahiy ile Meryem'in annesinin arzusunu, Zekeriya Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını göstermiş. Ve siz düşünün, Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir hayali olamaz mı? Böyle bir arzusu, yarınlara böyle bir özlemi olamaz mı? Sizce İbrahim'in de, Abdullah'ın da ve Kasım'ın da yarınlarını tahayyül edememiş midir? Hayal etmemiş midir? Bir rüyaya dalmamış mıdır? İnanın dalmıştır arkadaşlar. Çünkü benim peygamberimin en büyük vasıflarından biri kul olmasıdır. İnsan olmasıdır. Etten yaratılmasıdır. Kemikten var edilmesidir. Hislere ve duygulara sahip olmasıdır. Ama bir el onun hayallerini ortadan kaldırdı. Kader Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayalinin üstüne çıktı. Ve üç oğlunu da elinden aldı. Allah Azze ve Celle hayallerini bitirdi. Ya biz ölümlerimizi hep dışarılarda aramaktayız. Sanki bize hiç ölüm gelmeyecekmişiz gibi. Sanki bizim hanemizden tabut çıkmayacakmışız gibi yaşarız arkadaşlar. Falanca vefat etti denildiğinde, evet yine gözlerimizden yaşlar damlar, hislerimiz ayağa kalkar, ancak ölümü hanımımıza yakıştıramayız. Hanımımız da
bize yakıştıramaz ölümü. Biz ölümü evlatlarımıza yakıştıramayız. Aha şu evlatlar da babalarının ölümünü yakıştıramazlar kendilerine. Hayal bile edemezler. Ama dikkat edin kardeşlerim. Peygamberler, uzakları bir kenara bırakın. En ağır imtihanlarını en yakınlarında yaşamışlardır. Şu sözün sahibi ne kadar doğru söylemiş. Dağların en zirvesi soğuğun en fazla yaşandığı yerlerdir. Demek ki imtihanların en çetinine, en ağırına maruz kalacak olanlar imanlarını zirvede yaşayanlardır. Takvada kemale erenlerdir. O...